Ben bugün işgal ettim, özür dilerim ama. Efendim işte Kur'an sadece tefsirlerden öğrenilir veyahut da başka bir yerden öğrenmez. Şimdi hem doğru hem yanlış. Eksik yahut da. Muhtemel tefsirlerden, şimdiki tefsir diye piyasaya sürülenlerden değil. O zaten şimdi tefsir diye anlatanlar kendi yazdıklarını tefsir diye öne koyuyorlar. Onlardan da aynı şekilde bir şey anlaşılmaz. O adamın görüşü bize lazım değil. Müfessirini kiram diye geçiyor gerçekten o büyük zatların. Onlar da nakli esas alır. Peki müfessirini kiramın ayet-i kerimeleri hadis-i şeriflerden alarak, eshab-ı kiramdan alarak açıkladıkları, yani o ayet-i kerimenin ayet-i kerimede murad edilen bütün ilimler, bütün manalar orada açıklanmış mıdır? Hayır buyuruluyor. Hayır. Niye hayır? Ben de hatırıma geldi o soru. Niye değil mi öyle yazıyorlar ehl-i sünnet alimleri? Niye hayır? Osmanlı nedir? Mahluk. Yani yaratılmış. Osmanlı'ya verilenler nedir? Hepsi sınırlı. Aklı aklı da sınırlı. Hafsa hafızası sınırlı. Peki eshab-ı kiram? Mahluk. Peygamberler mahluk. Yani yaratılmış. Yaratılınca otomatik olarak sınırlı. Peki ilim Allah-u Teala subuti sıfatlarından. Ve ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala sıfatları da zatı gibi ezeli ve ebedidir. Yani ilim sıfatı ezeli ve ebedi. Osmanlı mahluk. Başlangıcı var, sonu var. Sonlu olan bir varlık, ezeli ve ebedi olan nasıl ihata etsin, oradakileri nasıl anlasın? Ehl-i sünnet alimleri bunu izah edince ha diyorsun. Anlayabildiklerini. Hani burada diyor ya Kur'an-ı Kerim'i ancak onlarda aynı şekilde anlıyor. Yok ya böyle değil o. En iyi anlayan Muhammed Aleyhisselam'dı. Ama o da sınırlıydı. Şimdi az önce bir şey söylediniz ya. Müfessir-i kiram. Yani müfessirlerin en büyükleri. Hı hı. Büyük müfessirler. Hı hı. Bu insanlar hakikaten büyük insanlar. Yani ilim olarak, insanlık olarak, bütün ahlak olarak falan. Buna rağmen sizin söylediğinizden onu anlıyorum. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i önlerine koymuşlar. Ayet-i Kerim'i okumuşlar. Evet burada şunu demek istiyor. Demişler. Demediniz. Ne dediniz? Hadis-i şeriflere bakmışlar. Eshab-ı kiramla konuşmuşlar. Onların dediklerini yazmışlar. Tabii. Tefsir bu. Tefsir bu. Yani Arapça biliyorum ben. Hani bir tane bir zındığın birisi demiş ya ben 20 cilt tefsir yazdım. Hiç nakil yok içinde demiş. Nereden buldun demiş. Ben buldum demiş yani. Ulan sen bulduysan ben de bulurum diyor bir başkası da. İşkembe-i Kübra yani. İşkembe-i Kübra. Şey yani. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim değil. Kur'an-ı Kerim tefsiri de değil. Ya o zındığın sözleri. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i kalkan ederek kendi sözlerini Kur'an-ı Kerim diye anlatıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları haber veriyor. Bir zaman gelecek bu kürsilerden, o kürsi orada sadece alemdir, işarettir. İlle cami kürsüsü olmak şart değil bu. İlahiyat kürsüsü de olur, diyanet kürsüsü de olur, radyo da olur, televizyon da olur. Bu kürsülerden insanları cehenneme davet edecekler. Resulullah Efendimiz diyorlar ki ya Resulullah peki ne anlatacak, nereden anlatacak Kur'an'dan buyuruyor. Ya. Önüne koyacak adam, Kur'an işte diyor, bu asırda böyle, böyle tefsir etmek lazım. Adam kendi görüşlerini Kur'an adı altında yayınlıyor. Dolayısıyla bunlara aldanmamak için ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını mutlaka okumalı. Hele hele hakikat kitabının yayınlamış olduğu faydalı bilgiyle kitap mutlak okunmalı. Mesela biz ısrarla bu kitapları diyoruz, ısrarla diyoruz ki Türkiye Gazetesi'nin eve girmesi lazım. Çünkü eve girince her gün onları okudukça adam insanın bir altyapısı oluşur. Biz bu 17 Aralık'ta neydi çalgı aletidir başlığı altında Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından bir nakil yaptık. Herkes içindekini kusmuş hemen. Herkes içindekini kusmuş. Nasıl küfür ediyorlar hani İslamiyet'e saldırıyor. Cahil içinde de zaten küfürden başka bir şey olmadığı için dokunuverince onu kusuyor. Onu kusuyor. Bazılar diyor ki bu böyle mi? Evet böyle. Çoğu gitmiş yani. Çoğu gitmiş. Ve insan bunları görünce Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri hani efendim ümmeti Muhammed'e dua edin. Ümmeti Muhammed gösterin diye edeyim buyurmuş. Bakıyorsun. Onun için de bu kitapların mutlaka okunması lazım. Tabi bunlar okununca o zaman tefsir neye denir? Hadisten, tefsirden din öğrenilir mi? Öğrenilmez mi? Ehl-i sünnet alimleri kimdir? Onları tanır ve onların yoluna gitmeye başlarlar. Cenab-ı Hak bizleri ehl-i sünnet alimleri yolundan ayırmasın inşallah. Evet.